Değerli Artı Televizyon izleyicileri, yeni bir tarihin peşinde programında birlikteyiz. Bu hafta Nazilerin iktidar yürüyüşünün önemli bir parçası olan Reichstag yangını ve bunun akabinde başlayan dönemin Alman Komünist Partisi ve Dimitrov'un yargılandığı Leipzig davasını irdeleyeceğiz. Niçin bu konuyu seçtiğimiz meselesi de geçen hafta Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar bu davaya atıfla 6-8 Ekim Kobani yargılamaları arasında bağ kurdu. Bu vesileyle konu oldukça atıf yapılan bir konu haline geldi. Biz de istedik ki aslında atıf yapılan bu süreci, bu süreç üzerinden de Nazilerin iktidar yürüyüşünü tarihsel anlamıyla belirginleştirelim. Ayşe, buraya gelmeden Reichstag yangını ve Leipzig yargılamalarına gelmezden önce aslında Nazi Partisi'nin Alman Sosyalist, Alman Milliyetçi Sosyalist İşçi Partisi'nin kuruluş ve ilk iktidara yönelik hamleleri üzerinden sürecin bir ön aşamasını, dönemin Almanya'sını bir irdeleyelim ve oradan buraya geliriz. Peki, bana kaldı bu. En zor kısmı işi. Çünkü kısa anlatmamız lazım herhalde. Çünkü anlatacağımız diğer konular var. Evet. Yani şimdi Birinci Dünya Savaşı ya da Cihan Harbi sonlandığında biliyorsun Almanya ve müttefikleri yenilgi ile karşılaştı ve onlara itilaf devletleri bir anlaşmalar dizisi dayattı. İşte Osmanlı İmparatorluğu'na Sevr'i dayattı, Avusturya Macaristan'a Trianon'u, Bulgaristan'a Nöyi'yi ama Almanya'ya da Versay Anlaşması'nı dayattı ki o anlaşma gerçekten çok ağır şartlar içeriyordu. Ki nitekim daha sonradan revizyona da uğratılacaktır bazı ödeme kolaylıkları sağlamak için. Fakat bu anlaşmanın yarattığı gurur kırıklığı, öyle diyeyim sana, milli gururun incinmişliği ileriki yıllarda bu Nazi fikriyatına çok büyük bir enerji verecek olan bir şeydi. Almanya'da tabii o dönemde yaşanan birçok bir dizi devrimci işte kalkışma, hezimet hikayesi de var. Ki bunları konuştuk bir programda da ama yine de sadece hafıza tazelemek açısından belki söyleyebiliriz. 29 Ekim 3 Kasım'da Kiel şehrinde işte 40 bin denizcinin şeyiyle hamlesiyle başlayan, ayaklanmasıyla başlayan bir devrim girişimi. Onun işte çeşitli iç meselelerin halledilmemesi veya örgütlenme yetersizliği gibi faktörlerin de katkısıyla ama esas olarak tabii hakim güçlerin son derece sert, gaddar bir şekilde bastırmasıyla birlikte. Sosyal Demokrat Parti'nin ihaneti de diyebiliriz. O da söz konusu, evet. Onların ittifak yapması, egemen güçlerle yapması ve sonunda tabii 15 Ocak 1919'da Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in Spartakist hareketin liderlerinin bir polis şeyiyle, suikastiyle, katliamıyla hayatlarının sonlandırılması gibi bir dizi olay yaşanmıştı ve o sırada Almanya büyük bir kargaşa içerisindeydi her açıdan. İşte bu ortamda Hitler, Adolf Hitler adlı bir Avusturyalı amatör ressam, çavuş birden bu tabloyu bence çok iyi okudu. Almanya'nın Versay imzalamasına yaklaşık 2 ay kadar sonra, 28 Haziran'da imzalıyorlar, 1900 Eylül ayında ordunun görevlendirmesiyle birlikte şeye gitti. Bu neydi partinin adı tam olarak, onu tam okuyalım çünkü önemli bir şey o. Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, kısaca Nazi Partisi diye bundan sonra anacağız. Bunun partinin Münih'teki toplantısına gitti. Göya orada gözlemler yapacak ve bir rapor hazırlayacaktı. Fakat kendisi partiyi son derece elverişli gördü kafasındaki o hezeyanvari düşüncelere ki daha sonradan aldığı şekil gerçekten
korkunç bir noktaya gelecek. Kendisi hem konuşmalardan etkilenir hem de bazı nutuklar vesairelerle o partinin üyelerini de etkilemeyi başardı ve o 29 Temmuz 1921 tarihinde bu partinin lideri oldu. Yani bu gerçekten çok hızlı gelişen bir süreç. Ancak Nazi Partisi o sırada sadece Baviera eyaletinde bir kitle tabanına sahipti. Hitler'in kafasındaki tasarım ise bu partinin taraftarlarını, kitlesini de şey yaparak, olaya dahil ederek, ama aynı zamanda o Baviera eyaletindeki bazı üst düzey kadroları da yanına çekerek Münih'ten Berlin'e bir yürüyüş yapmak ve Cihan Harbi'nin sonunda oluşturmuş olan Weimar Cumhuriyeti'ne bir son vermek projesi vardı ve bunu da daha sonradan Birahane darbesi diye tarihe geçecek bir olayla sahnelemeye kalktı. Devam edeyim mi, sana mı bırakayım? Bu Birahane darbesi aslında ilginç bir proje, öyle diyeyim sana. 8 Kasım 1923 günü Münih'in en ünlü, en büyük, ki bir görselini de arkadaşlar gösterebilirler belki, Burger Brau Keller birahanesinde şehrin ticaret burjuvazisi diyeyim bir toplantı yapıyordu o sırada. Ticaret örgütleri toplantısı. Bu toplantıda işte Baviera eyaletinin devlet komiseri Gustav von Kahr, ordu komutanı General Otto von Lossow ve devlet polisi şefi diyeyim Albay Hans von Seizer de vardı. Hitler bu kadroları da aslında bir anlamda o baskın vesilesiyle rehin alıp adeta, ama rehin gibi değil de hemen onunla işbirliği yapacak bir şekilde göya kamuya sunarak bir güç derlemek istedi. Yakın 600 kadar adamıyla, kahverengi gömlekli vurucu milisleriyle. Fakat bu kişiler orada rehin olmayı kabul ettiler ama bir daha ileri hamleye pek kafaları yatmadı. İlginç bir şekilde sağduyu gösterdiler. Fakat o sırada orada olan Erich von Ludendorff, Alman milli ordusunun da başı, işte daha önceki dönemde genelkurmay başkanı olan, aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı sırasında bazı efsanevi işte Tannenberg'teki falan başarılarıyla efsane komutan diye ün yapmış çok prestijli bir asker, onun yanında yer almayı kabul etti. Daha doğrusu o kargaşada onu yalnız bırakmadı. Fakat daha sonra dışarıda çatışmalar vesaireler oldu ve Hitler kafasındaki o büyük yürüyüşü gerçekleştiremeden olay akamete uğradı. Ludendorff tutuklandı. Hitler yaralı olarak kaçıyor bir süre Münih civarında. Daha sonradan onun o Reichstag yangınında sahneye çıkacak bir aktör var. Alman-Amerikalı karışımı, böyle enteresan bir adam. Putzi diye tanılıyor. Onun evine sığınıyor. Orada yaralı olarak yakalanacakken ileriki tarihte Putzi'nin karısı mahkemede açıklıyor. İntihara niyetlenmişti fakat Putzi onu vazgeçirdi ve teslim oldu diyor. Ve özetin özeti böyle bir şeyle, aynen 6 Ocak 2020'de Amerikan Kongresi'ne Trump'ın adamlarının yaptığı baskının bence bir küçük modeli diye düşünüyorum. Ben, herkes benzetmiyor ama ben öyle benzetiyorum onu. Arkasından yargılanacak, 5 yıl hapse mahkum olacak. Fakat iyi halden dolayı 9 ay sonra hapishaneden tahliye edilecek. Bu hapishane sürecinin en önemli ürünü de Kavgam adlı, Mein Kampf adlı o nazizmin baş ucu kitabı olacak. Orada hem hayat hikayesini anlatacak hem ideolojik çizgisini ve gelecek tasarımını anlatacak. Ve bu kitabın satışı
zaman içerisinde Hitler'in yükselişiyle birlikte öylesine yüksek rakamlara ulaşacak ki adeta yani kendi efsanesini kendi elleriyle yaratan bir lider portresi olarak bence hakikaten çok özgün bir yere sahip. Bütün negatif şeyleri hani şerhlerimi bir yana koyarak söylüyorum. Bu arada Ludendorff asker olduğu için, kahraman olduğu için yargılanmayacak falan yani. O hep birileri hep sıyırtır ya olayın içerisinde. Halbuki onun çok önemli bir destekçisi kendisi. Burada bırakayım. Hapishane işte tahliye oluşu vesaire derken dışarı çıktıktan sonra neler yaptı? Nasıl şey yaptı? Sen belki devam ben edersin. Ben burada bir Ludendorff ve benzerinin temsil ettiği ekibin aslında Hitler'i kullandığını, Hitler'in de onları kullanmaya çalıştığını ama pozisyonlarına, örgütlenme düzeyine, devlet tecrübelerine bakınca sanki ordu içindeki güçlerin bu tip bir aparattan faydalanarak sürece hakim olmak gibi bir çabasıyla bu sürecin daha sağlıklı okunabileceğini doğrusu düşünüyorum. Ama bu da başlı başına bir ayrı değerlendirme konusu olabilir. Şimdi söz konusu süreç sonrasında bir Nazi partisi örgütlenmesi artık giderek seçimler yoluyla iktidarı ele geçirme sürecini başlatacak. Ama bu arada başından itibaren bir ordu içindeki zaten tahliyesi de böyle bir şey. Yani devletin yardımcı kuvvetleri aslında Türkiye tarihi de dahil bütün dünya tarihlerinde benzeri örnekleri çok fazla. Yani burada anlatacağımız pek çok şey aslında bütün faşizan, bütün antidemokratik, bütün derin devlet, bütün örneklerinde benzerleri, iz düşüm şeylerini görebileceğimiz örnekler. Hitler'in tahliyesi sonrasında ne yapmıştır? Misyon olarak bir Alman sermayedarlarına karşı grev ve hak mücadelesi yapan, sendikalaşan işçilere karşı paramiliter örgütlenme hücum kıtaları SA ki bu örgütlenme sonraki bütün süreçte Nazi Partisi'nin çok önemli temel dayanak noktası olacaktır. Ve başından beri silahlı, sopalı, genellikle işte gözaltına alınmak zorunda kalınsalar da serbest bırakılacakları, işte sermaye tarafından beslenecekleri bir örgütlenme. Dolayısıyla böyle bir süreç söz konusu. Şimdi bu süreçte birkaç rakam eğer vermek gerekirse, 1924 Mayıs seçimlerinde görülmemiş bir sıçrama yapıyor. 1.918.000 %6,6'lık oy alıyor ve 32 milletvekili çıkartıyor. Dönem senin konuşmanın başında işaret ettiğin gibi Versay Anlaşması'nın Alman gururunu, Alman sermayedarlarının büyüme kar imkanlarını, Alman generallerinin ve ordusunun militarizmini ki ne kadar derin bir militarizm olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Onun gururunu işte Alman büyük toprak sahipleri aristokratların, Junkerlerin ki genellikle bunlar ordunun subayları, generallerini de oluşturan ekip. Bunların kendileri için kurdukları hayalle Versay'ın onlara dayattığı arasındaki çok büyük çatışma ve bu çatışmanın sonucunda da Alman küçük burjuvazisinin, Alman işçilerinin, Alman köylülerinin de zarara uğradığı atmosfer faşizm için çok mümbit bir toprak yaratıyor. Şimdi biz Nazi Partisi'nden söz ediyoruz ama Nazi Partisi'nin dışında Milliyetçi Parti, Merkez Parti ve diğer bir sürü partide de benzer yaklaşımlar var. Nazi Partisi bunların arasında sıyrılıp paramiliter örgütlenme itibariyle ve ideolojik motivasyon kavgam kitabı nedeniyle daha sağlam bir şekilde yol yürüyecek. Şimdi ne ki az önce söyledim Versay'ın hafifletilmesi Davos planı orada biraz bir yumuşama olduğunda Alman sanayisi en azından barışçıl sektörlerde olsun ki Alman aklı yani biz burada faşizmin tarihinden söz ediyoruz ama Alman aklı aynı zamanda filozofinin, barışın, icatların bir dizi şeyin tabii, de çok her açıdan çok verimli bir toplumsal geleneği temsil ediyor. Dolayısıyla Faşist Parti'nin aşağı doğru gerilediği bir dönem yaşayacağız. Nitekim bir müddet sonra yine aynı yıl Mayıs'tan aralığa ikinci bir seçim yapılıyor. Birdenbire oy oranı 909'a yani %50'den fazla düşüyor. Keza 14 milletvekiline düşüyor. 4 yıllık bir devre sonrasında da yine bir türlü büyüyemiyor. 28'deki seçimde 810 bin.
12 milletvekiline düşüyor. Yani bir genel olarak gerileme hali var. Bu dönem sosyal demokratların iktidarda olduğu, komünistlerin muhalefette olduğu ama komünistlerin Nazi Partisi'nden çok daha yüksek bir oy aldıkları dişe diş bir fabrikalarda büyük sanayicilere karşı hak mücadelesi aldıkları. Şimdi eğer hani konumuz değil ama devrim olsaydı Alman tarihi bambaşka bir yerden şekillenecekti. Yine Versay Anlaşması'nın ağır yükleri olacaktı gerçi ama başka bir yerden şekillenecekti. Ama devrimin ezilmesi hem sol sendikal camiayı demoralize etti. Çünkü bir güç diğer gücün bastırılmasında doğrudan rol oynadı. Yani sosyal demokratlar, bir zamanların devrimcileri, Ludendorff'larla, Hindenburg'larla işte birlikte devrimi bastırdıkları için işçi hareketi sürekli yaralı, sürekli birbiriyle kavga eden, teslim etmek lazım. Komünistlerin de sosyal demokratlara karşı çok rigid bir dil kullandıkları, sosyal demokratların da komünistlere karşı. Dolayısıyla bu fırsat Alman toplumun yaralarını sarmasını hem engelleyen hem de faşistlere, milliyetçi versiyonlu güçlere ciddi bir alan açan bir şey oluşturdu. Fakat 29 bu gerileme dönemi, 29 dünya ekonomik buhranıyla yine tersine döndü. Kriz Alman halkını, Alman toplumunu örneğin İngilizleri, Amerikalıları vurduğundan daha derin vurdu. Yani hem işsizlik yaygınlaştı hem de bunun yanı sıra Versay'ın istismar edilebilecek yaraları da hazır olunca yeniden faşist hareketin yükseleceği bir zemin oluştu. Nitekim 1930 seçimlerinde oylarını %18,3'e çıkarttılar. Milletvekili sayısını 107'ye çıkarttılar. Oy oranını da 6 milyon 400 bin civarında çıkarttılar. Olağanüstü bir sıçrama. Gerçi hani bu dönemde hala birinci parti sosyal demokratlar. Yani Nazilerin 107 milletvekiline karşı sosyal demokratlar 143 milletvekili. Komünistler de her ne kadar 3. parti konumuna düşseler de 77 milletvekilliğini barındıran ve dediğimiz gibi özellikle emek alanında çok ciddi örgütlü bir güç. Şimdi dolayısıyla bu dönemin Almanya'sı özellikle 30 bunalımı sonrasında bir istikrarlı hükümet kuramayan, iki generaller ve büyük sanayicilerin bir taraftan dünyanın diğer emperyalistlerine karşı büyümek, silahlanmak isteği, bir taraftan da kendi emekçilerine karşı hak vermez, karşı devrimci pozisyonu siyasi aranın çok kavgalı, çok bunalımlı olmasını getirdi. Ve işte bu süreçte Nazi Partisi büyük sermaye ile işbirliği yapan, onlara güvence veren, her ne kadar adında sosyalist ve işçi kavramları olsa da onlardan ciddi maddi destekler alan, generallerle ki daha sonra Hitler kendi muhaliflerini tasfiye ederken işverenler ve devletin bürokratları bize destek olmasalardı biz bu noktalara asla gelemezdik deyip kendi hala birazcık solcu olduğunu zanneden kesimlerini korkunç bir şekilde tasfiye edecektir. Başlı başına bir dram veya başlı başına bir trajedidir o. Dolayısıyla iktidara yürümeye başlıyor. Burada bir küçük not daha belirtmek isterim sözü sana vermeden. Bu arada 1931 Mart'ında Cumhurbaşkanı seçimi olur. Cumhurbaşkanı seçiminde Alman devlet bürokrasisi hala Hitler'i küçümsemektedir. Ona böyle ayak takımı, yani sen gelip fabrikalarda bizi koru, ihtiyaç duyduğumuzda bize şeylik yap ama daha ötesi devlet yönetmek senin harcın değildir diyen bir yaklaşım. Ve işte devlet bürokrasisi Hindenburg'u, yine geçmişin genelkurmay başkanı, önemli bir parlak bir general, işte Türkiye'deki ittihatçıları ciddi anlamda yönlendiren bir adam. Yani Türk iç politikasıyla da çok böyle içli dışlı bir adam. Bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yapıyorlar. Ve devlet bürokrasisi de ve Merkez Parti, Milliyetçi Parti, von Papen. Von Papen daha sonra Türkiye'de önemli bir büyük elçi olacaktır. Bunların desteğiyle Hindenburg seçilir. Ama Nazi Partisi, yani Hitler'in gerek kavgam kitabında gerek konuşmalarını izlerken bize ya bu deli mi, bu kaçık falan duygusu yaratan o profiline rağmen aslında bir siyasi zekaya sahip olduğunu, kalkıp Hindenburg'un karşısına bir cumhurbaşkanı adayı olarak giriyor ve gerçekten ciddi bir oy alıyor. Hitler
Hindenburg 18,5 milyon oy alıyor, %49,6 ki kenara gelecektir ama ucu tek başına seçilemeyecektir. Hitler ise bütün o tepki oylarını 11 milyon 300 bin civarında, %30 civarında oy alıyor. Bu aslında Hitler'in aslında sonraki süreçte belirleyici olabilmesi için çok önemli bir hamledir. Dönem içinde şeyi hatırlayalım, komünistler de, Komünist Partisi Başkanı Telman, ki daha sonra Nazi kamplarında öldürülecektir. O da adaydır. 3,7 milyon, %10 oy almıştır. Yani Faşist Parti'den 3'te 1'i, Faşist Parti'nin temsilcisine 3'te 1'i kadar oy alabilmiştir. Ve dolayısıyla tur ikinci yapılacaktır. İlginçtir. Bu ikinci turda Sosyal Demokratlar, hatta komünistlere oy verenlerin 1 milyon kadarı bile Hindenburg'a yönelecektir. Ama Hindenburg'a oy vermiş olanlardan 1 milyon kesimi de Hitler'e kayacaktır. İlginç bir şekilde adeta memleketin sağı, yine dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de de siyasal tarih açısından dikkate değer, memleketin sağı ve sağın sağ en sağ ırkçı sağ arasında bir yarılma, Sosyal Demokratların toplumsal hegemonyasını kaybetme, komünistlerin ise her ne kadar fabrikadaki etkinlikleri duruyorsa da memleketin hegemonik alanından dışına düşme şeklinde bir sonuç olacaktır. Evet. Ve 1930'un dünyasına böyle bir avantaj, dezavantajla gelenecektir. Yani buna değil de hani bir katkı olarak söyleyeyim. Hani Sosyal Demokratlar, Komünistler ve sağın sağı parti de Nasyonal Sosyalist adını kullanmak durumunda. Yani Almanya'da aslında nasıl bir devrimci potansiyel olduğunu ve sosyalizme ne kadar yatkın olduğunu kitlelerin görüyor. Evet. Ve insan o kaçırılan tarihsel fırsatta gerçekten içi yanıyor. Evet. Yani düşünsene, Sovyet devriminden sonra bir de Alman devrimi olsaydı beklendiği gibi dünyanın şekli değişebilirdi. Ve Almanların sosyalizme katacağı, komünizme katacağı belki Doğu bloku... Evet. Oluşumu olmadığı için, hani o öyle bir baskı altında hissetmediği bir durumda çok farklı şeyler olabilirdi. Hatta şeyi bile söylesek yanlış olmaz. Sovyetler Birliği'nde bir güvenlik rejimi, bir reel sosyalizm yerine aksine daha üretici güçleri olağanüstü bir şey çıkacak. Yani o sarmalama kırılırdı. Ve bir kötü yanı da bu nasyonel... Sosyalizm ve nasyonel, yani ikisi aslında oksimoron, yani ikisinin yan yana gelmesi kavramsal olarak mümkün değil. Yani sosyalist hiçbir zaman nasyonel, milli, ulusçu olmaz. O kozmopolittir, evrenselcidir, internasyonalisttir. Ve daha sonraki tarihsel pratiğiyle de sosyalizm fikriyatını da bir anlamda hakikaten zehirlemiştir ucundan, yani en azından sosyalizme uzak kitleleri bir parça daha uzaklaştıran bir şeydir. İtalyanlar neyse ki faşizm diyerek kendi fikriyatlarına literatüre faşizm lafını kattılar da biz de konuşurken nasyonel sosyalist demek zorunda kalmıyoruz genel olarak o dönemin savcı ve gerici ırkçı fikriyatına. Artık Nazi kelimesi giderek baş harfler olmaktan çıkıp bir... Hani kendilerine faşist demiyorlardı, İtalyanların kullandığı ismi. Aynen, kendilerine demiyorlardı. Naziler. Nasyonel sosyalist ya da naziler diyorlardı. İşte tam bu senin o tarif ettiğin ortamda yavaş yavaş, yani gelgitlerden sonra artık bir politik güç olarak sahneye çıktığında hala bence tam aydınlanmamış olan bir yangın olayıyla tarihin şeyi, yönü belki hiç dirsek aldı, yani şöyle geri dönüşsüz bir şekilde. Çünkü Birahane darbesi, fark ettiyseniz kısaca anlattık geçtik, çok büyük etkisi olmayan, belki Hitler'in Kavgam kitabını yazması için belki ona bir dinlenme fırsatı vermesi açısından etkili olan bir şey. Bir siyasal bir damar. Bir damar, kadro, bir ekip. Darbeci ekip, yani şeyi gördüler, böyle toplumun kaymak tabakasını örneğin bir yerde enterne edip de onları bir şekilde esir alarak ve onları bir şekilde kendi davalarına eklemleyerek toplumun büyük bir kesimini mobilize etme fırsatı olabilir mi? Yani buna dair bir sınama yaptılar. bu Reichstag
okuması da zor, yazması da zor olan bu bina konuşma dilinde Bundestag diyorlar daha sonradan. Yani bir hani Reich aslında biraz daha kraliyetle falan ilgili bir şey herhalde terminoloji olarak. Bu ben gördüm de gezdim de o binayı en azından üstünden, sen de gezmişsindir belki üstündeki o cam kubbe, oradan toplantı alanını falan eskiden görüyorsun. Eskiden tabii o cam kubbe yoktu. Şimdi yoktu. Aslında geçmiştekinden farklı şeffaflaştırarak yukarıdan aşağı kontrol. Evet. Yani eski hali öyle değil. 1884-94 arasında inşa edilmiş Spree Nehri, Berlin'in çok güzel şey bir nehri. Yani orası hem Alman İmparatorluğu'nun hem de savaş sonrası kurulan Weimar Cumhuriyeti'nin parlamento binası. Bu işte bu binada çıkan bir yangın şeyi değiştiriyor, tarihini değiştiriyor diyelim. Yangın günü 27 Şubat 1933 günü Nazi Partisi'nin ileri gelenleri Goebbels'in evinde bir ziyafetteler o sırada. Hitler var. Şansölye olmuş tabii. Hitler çok yeni. Ocak ayında. Evet. Onu sen söylemiş miydin? Yani sonunda onu atıyor. Yani hükümet kurulamıyor vesaire. Sonunda Hindenburg Hitler'e başbakanlık görevini önce vermek veriyor. İstemiyor. Çünkü bir dönem önce kendisine rakip olduğu için hatta ilk cumhurbaşkanı seçildikten vermiyor, sonra etmiyor. Evet. Brüning şansölye o sırada esaları dağıtıyor hatta. Hı hı hı. Fakat bir müddet sonra istikrar kurulamıyor. Yine Papen'i önce başbakan şansölye yapıyor. Onda da istikrar sağlanmıyor ama Papen'i Naziler destekliyor. Dolayısıyla Nazilerle Papen arasında, yani Milliyetçi Parti ile Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi arasında bir ittifak oluşuyor. Hı hı hı. Burada da ama yetmiyor sayılar. Yetmeyince bu sefer Schiller Merkez Partisi'nden ona şansölyelik veriyor. Ama o da devrilince dediğin gibi en sonunda Hitler'e veriyor. Ve sonuçta tabii normal sanki demokratik teamüller işliyormuş gibi, yani Alman halkı seçimler, hükümet kuruluyor, o verilemiyor, o atanıyor falan diye düşünüyor. O sırada da tabii işçiler, sendikalar, komünistler, grevler, sokak eylemleri, iş durdurma, bir sürü şey de yapıyorlar. Yani herkes aslında kendi siyasasının şeyinde, hattında gidiyor ama bu kesimler şeyin farkında değiller. Yani şansölyenin planlarının farkında değiller. Komplocu mantığının farkında değiller diye düşünmek mümkün. O yemek sırasında işte birçok orada önemli şahsiyet var. O dediğim Putsi adlı kişi arıyor. Bu aslında Alman-Amerikalı karışımı biri. Hitler'e hayran olmuş. Onun Tabirehane darbesinden beri yanında olan bir kişi. Sonra basın, yabancı basın bürosunun başına getirilmiş işte o dönemde. Daha sonradan da partinin basın sözcüsü olacak. Bu uyarıyor gerçi. Şimdi burada biraz bana garip gelen şey, iddialara göre Goebbels hemen bunu Hitler'e söylemiyor, bu yangın şeyini, ihbarını. O Reichstag yanıyor, Reichstag yanıyor diye heyecanla söylüyor. Hep düşünüyorum acaba yangın biraz daha ilerlesin diye mi, yoksa inanmadı, yani çok inanmadığı için mi vesaire belli değil. Ama o sırada Hindenburg'da yemekte, yine Reichstag'a yakın bir yerde başbakan Göring ile Hindenburg. Öyle mi? Göring'de, evet. Hindenburg'da yemekteler. Onların olduğu yerden de görünüyor dumanları. Evet. Hindenburg hemen özel arabayla evine götürünce artık olay tabii Goebbels'te Hitler'e haber veriyor ve hemen yemeğe son veriyorlar. Apar topar bu kadro yangın yerine varıyor ve bir mitinge çeviriyorlar işi. Ve şeyi hem bir yandan izliyorlar ve bir yandan da bunu nasıl kullanacaklar. Şimdi hep tartışılır, yani bu bir şey planı mıydı değil miydi? Olayların biraz hani yargılamalar falan sırasında da bunu belki konuşacağız da buraya kadar senin söylemek istediğin şimdi, şeyler vardır. Bu gerçekten de eğer Goebbels'in kurgusu üzerinden gitsek, yangın Hitler'in ve Goebbels'ten habersiz kendi gibi kendine sanki falan çıkmış. Ama olayların gelişimini izlediğimizde aslında bunun nasıl organize bir iş olduğunu çok net görüyoruz. Hı hı. Şu anda baskısı yok bu kitabın ama William Schiller'in Nazi İmparatorluğu 3 ciltlik çok önemli bir çalışma bu. Hı hı. Geçmişte Hürriyet Yayınları basmış. Aslında Türkçe'de şu anda hazır basılı olmaması büyük bir eksiklik. Öyle mi? Hı hı. Çünkü birinci el kayıtlar üzerinden çok ciddi bir çalışma. İşte bu
birinci yıl doğuş, sonra yükseliş, sonra çöküş üzerinden şey yapıyor. Burada Göbels ve Gestapo şefi Rudolf değil bağırmaya başlıyor. İşte komünist ihtilal başlıyor. Ha evet. Ve orada aynı, zaten o konuşmayı evet, yapıyorlar. Yani aslında yangın yerinde ama. Evet. Evde evet, değil yani. Evet, ama, yangın ama, yerinde. Ama evet. Şöyle şimdi onları şey yapacağım. Şimdi aynı gece daha sonra ortaya bulunan belgeler çünkü başta reddedilecektir ve bütün plan komünistlerin üstüne atmak ve komünistlerin meclisi yakıp arkasından da ayaklanma başlatacaklar olsun. Ama komünistlerin böyle bir şeyden hiçbir şekilde haberleri yoktur. Ne bir ayaklanma girişimi ne buna yönelik herhangi bir kanıt en küçük anlamda bir şey yoktur. Ama yangın çıkar çıkmaz daha Hitler varmadan Nazi Partisi'nin bütün üyelerinin meclisin etrafına yığıldı, gösteri yapmaya başladıkları, işte Goebbels'in, Hitler'in ve diğer yöneticilerin olan, geldiğinde hepsi. Artık orası tam bir miting alanı ve antikomünist bir gösteri alanıdır. Şimdi bu söz konusu kitap daha sonra işte SA'ların tasfiyesi sırasında öldürülecek, SA'ların ikinci, üçüncü şefi pozisyonunda olan Karl Ernst. 27 Şubat gecesi hücum taburlarından birkaç kişiyi bu tünelde, meclisin altında tüneller var, o tünellerden Reichstag'a geçiriyor. Bunlar orada etrafı petrol ve kendiliğinden ateş alan kimyasal maddeler döküyorlar. Çünkü hani birazdan göreceğiz bir kişinin üstüne atılıyor bu iş, bir delinin üstüne atılıyor ama. Birkaç yerden yani, çıkmış yani. Bütünüyle beton, affedersiniz, büyük blok mermer taşlardan kurulu bir bina ve aynı anda pek çok yerden yangın başlıyor. Yani bir kişinin bırak böyle bir binayı yakmayı üstünde özel olarak çalışsa, plan mimarisi verirse bile yapamayacağı bir iş. Yani faşist Nazi Partisi üyeleri SA komutanı Karl Ernst'in organizasyonu öncülüğünde daha önce tünellere işte yangın maddeleri hazırlıyorlar ve zaten yangının daha sonra mahkeme kayıtlarında da açığa çıkıyor ki aynı anda birden fazla birden noktada fazla birden çıkmış, başlamış. Evet. Ve dolayısıyla bir bu kanıt var. İkincisi Göbels'le okuyorum. Yangın fikrinin Göbels'te görüntüden çıktığı hemen hemen kesindir. O sıralarda Prusya İçişleri Bakanlığı'nda memur olan Hans Gisevius adında kişi Nürnberg yargılamalarında Naziler yenilip 2. Dünya Savaşı bitip arkasından sağ kalan Nazi liderlerin yargılandığı Nürnberg davasına Reichstag'ı ateşe vermek fikrini ilk olarak Göbels ortaya attı diye ifade veriyor. Gestapo şefi Rudolf Diels de şu ifadeyi ekledi. Göring yangının nasıl çıktığını çok iyi biliyordu. Çünkü daha önceden organize etmişti. Kendisine yangından sonra hemen tutuklanacak olanların listesini hazırlanmasını yangından önce emretmişti. Ben de bunun üzerine diyor işte tutuklanacaklar liste. Tutuklanacaklar kim? Evet. İşte başta komünistlerin meclis temsilcisi olmak üzere, başkanı olmak üzere, milletvekilleri başta olmak üzere, kritik yerlerdeki tüm komünistler ve sosyal demokratlar ve kimi muhalifler emretmişti. Daha sonra General Franz Halder ki bir dönem Alman Genelkurmay Başkanlığı da yapmış bir adamdan söz ediyor. Yani bürokrasiden gelen sözlerinin itibari değeri yüksek olan Göring'in bir ara bu işten ötürü kendisine nasıl övündüğünü Nürnberg yargılamaları sırasında anlatıyor. Yine aynı şekilde 1942 yılında Führer'in, Hitler'in doğum günü şerefine verilen öğle yemeğinde konuşmasında yine Reichstag binasına ve binanın sanat değerine söz gelince Göring ilk defa kamusal bir toplantıda dayanamayarak övünç çıkartacak yani artık bütün Hitler ellerinde savaş ortası 42 bir de savaşta henüz daha hakim oldukları hiçbir cephede yenilmedikleri bir dönem. Reichstag'ı en iyi bilen tek adam benim çünkü onu ben yaktım. Bütün öyle mi demiş mi onu? Bunu evet. Bilmiyordum ben. Yani bu ha, hani kanın şey bu kitap gerçekten evet, konuya dair en önemli ve doğrudan doğruya Nürnberg dava dosyaları Nazilerden kalmış, yakılmaktan kurtarılmış belgeler üzerinde yapılmış çok fazla dipnotlu olan bir çalışma. Çünkü onu ben yaktım. Bu sözü söylerken de elini kalçasına vurdu. Hani Almanca bir şey refleksi. Evet, anladım. Şimdi özetle aslında bunun böyle olduğu çok açık. Fakat
Bunların henüz daha bilinmediği dönemde. Bir adam yani dedi, sen mi devam edersin? Yürümüzü tamamlarız. Tamam, yani. Aynen öyle. Dediğin gibi oraya gidiyorlar. İşte Hitler bunun bir komünist komplosu olduğunu ve komünistlerin işte ele geçirmek için hazır, yani onun bir parçası olduğunu, daha büyük bir planın parçası olduğunu söylüyor. Ve 27'sinde oluyor bu, 27 gecesi. 28'i günü hemen bir kanun çıkarılıyor. Sabah erkenden. Evet, sabah erkenden halkı ve devleti korumak için ve Reichstag yangın kararnamesi diye bilinen bir kararname çıkarılıyor ve yürürlükteki Weimar anayasası kaldırılıyor. Alman demokrasi, işte her türlü hak ve özgürlükler askıya alınıyor ve polise herhangi bir sebep göstermeden tutuklama hakkı veriliyor. Şimdi bu ne kadar benziyor değil mi bizim yakın tarihimizde? Evet. Bir olay yaşanıyor. Herkese bütün haklarını ortadan kaldıran. Evet ve hayır, bir olay oluyor. Ertesi gün daha elde listelerle birdenbire tutuklamalar başlayabiliyor. Yani bu korkunç bir şey. Ve hemen birkaç gün içinde dediğin gibi Alman Komünist Partisi Genel Sekreteri Ernst Thälmann, partinin Berlin Meclis Başkanı Ernst Torgler ve daha sonra da Bulgaristan Komünist Partisi Başkanı diyelim veya teorisyeni Georgi Dimitrev ve 2-3 tane daha Bulgar Komünisti, ki onlar kendi ülkelerinde 1923'te bir devrim girişimi yapıyorlar. Orada yenildikten sonra Viyana falan hakkında adeta ölüm şeyi çıkartıyor. Çıkartıyor, kaçmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bunların da katılması, yani gerçekten daha önceden bu kimlerin tutuklanacağı konusunda kafa yorulduğunu gösteriyor ve bir dizi başka tutuklamalarda oluyor ve bu kişiler işte toplama kampı gibi şehrin içinde oluşturulan yerlere kapatılıyorlar. Orada kaç kişi öldü, kaç kişi kaçıyordu da vurduk dediler, kaç kişinin şakağına gizlice işte bir silah yapıştırıldı, onların sayısını bilmiyoruz gerçekten. Ama bu yakalanan çocuk hemen o gece Marinus van der Lubbe adlı, belki arkadaşlar fotoğrafını gösterebilirler. Böyle genç bir Hollandalı işçi, komünist veya komünist çevrelere girmiş çıkmış biri. Giren çıkan. Aynen. Neden o sırada Berlin'deydi konusunda mesela o soruyu ancak mahkemede göya ev sahibi bir kart postal almıştı. Onu Berlin'e komünistler çağırıyordu. İşte bunları ne kart postala yazacak, açık ev sahibinin göreceği şekilde bir davet yapılması, bir komünist teşkilatlanma için de çok absürt gerçekten. İşte 12 Şubat'ta göğe çağrı gelmiş ona. O da evini terk edip 18 Şubat'ta Berlin'e gelmiş. Göğe gözü pek atılgan, sosyalist çevrelere girip çıkan bir şey çocukmuş. İşte komünist çevreler ona demişler ki niye yakmalıyız Reichstag'ı? Yani komünistlerin gerçekten hani tarihinde böyle bir baskınla bilmem neyle yapma, hani kışlık saray olayı desek o bir devrimci şeyin bir parçasıydı yani. Burada orada da bir yakma, yıkma ele geçirme hali var. Yani bir de orada yüz binlerce insan aynen öyle gidiyor. Aynen. Bu tam şeyci, bir çete, kundakçılık derekesine düşürmeye çalışıyorlar komünistleri. Sonunda tabii bu yargılamalar daha geç başlıyor. Arada bir de seçim oluyor biliyorsun. Hani Ayşe, orada şöyle bir ek yapalım. Şimdi aslında 5 Mart'ta seçim yapılacak. Seçim yapılıyor. Yani istikrarlı Hitler başbakan olmuş, şansölye olmuş ama ipleri eline geçiremiyor. Hala azınlıkta. Hem Papen'e bağlı, hem Papen'le birlikte bile çoğunlukta değiller. Oysa Hitler'in kafasında bütün mekanizmayı ele geçirmek ve komünistleri fiziki şiddet uygulayarak tasfiye etmek, yani sadece SA'lar üzerinden saldırtırarak değil yapmak yani. Artı ordunun, artı büyük sermayenin, artı işte Yünkerlerin, büyük aristokratların tabiyetini ele geçirmek, Hindenburg'u devre dışı çıkarmak, hiçbir tanesini yapabilme şansına sahip. Başbakan olmuş ama aslında yetkileri vesairesi falan çok sınırlı. O nedenle karar aldırıyorlar. 5 Mart'ta seçim yapılacak. 5 Mart'ta seçim yapılacak ama ortam o şekilde, seçime giderlerse
Yine mevcut durumdan farklı bir sonuç elde etmeleri mümkün değil. Her ne kadar devlet, devletin paraları, devletin paramiliter teşkilatı saldırganlıkları daha rahat yapıyor olsalar bile seçimi kazanmalarının en küçük bir garantisini göremiyor. O halde bir şey yapmak lazım. İşte komünistler ayaklanacak, meclisi yaktılar, vay alçaklar, işte bunlar vatan haini falan diyerek bir provokasyona ihtiyaç var ve provokasyon böyle yapıyor. Böyle dediğin gibi bir adam Hollanda'da işte kabına sığmaz bir genç bir adam komünist çevrelerde dolaşıyor ama daha sonra mahkemede çünkü rezil olacak Goebbels ve Göring. Diyecekler ki kamuoyuna açıklayacaklar diyecekler ki Komünist Partisi üyelik kartı vardı. Nerede diyecek Dimitrov? Gösterin. Yok öyle bir kart. Öyle bir kart işte iddiaya göre bir kart, kart postal gönderilmiş gel. Neye gel? Almanya'da bu işi yapacak kimse mi kalmadı? Kalmadı yani. Yani Hollandalı için, bir evet. Berlin'i tanımayan Reichstag'ı planlarını çözemeyecek kadar gencecik bir çocuk yani. Aynen. Bence o da bir içinde olabilir. Şöyle olabilir. Onunla zaten öyle bir tez de var. Göring'in o kanallar tünelleri kazdığı sırada o kazma işini yapan Naziler bir birahanede tanışmış diyorlar bunun ama için. Ama şöyle diyorlar. Onu da katarak yani bir komplonun yani, parçası yaparak. Bir iddia şu, evet komünist çevrelerde girip çıkan kabına sığmaz deli fişek biri olan ama Hollanda'da da sağ solu yakmasına dair de belirtiler var. Kındakçılık eğilimi var. Dolayısıyla Naziler komünist diye bununla diyaloga geçiyor. Evet, belki komünistlere bir sempatisi var. Evet, bir işçi ailesi sonuçta. Dolayısıyla böyle geliyor. Şimdi ona gerçekten de o yangın yerinde yakalanmış. Evet. Bu doğru. Daha sonra şey söyleniyor. Bu deli fişek olan mahkeme zaten fotoğraflarını arkadaşlar gösterdiğinde görecekler. Böyle yıkılmış. Ama herhalde ona çok ağır baskılar, işkenceler vesaire. Kesin yapmışlar. Böyle oturuyor o zavallı. Sürekli bu vaziyette. Nitekim kafasını keserek öldürecekler onu daha sonra Naziler. Ama yani o eski adam gitmiş yerine böyle süklüm püklüm kendisinden istenen ifadeleri veren ama evet hayır ifadeler, falan diyor. Evet, evet hayırdan başka bir şey söylemeyen ama kendisine zorla verdirilen ifadelerde de bir türlü başka tür kanıtlarla desteklenebilir bir zincir kurulamıyor. Kurulamıyor. Çünkü dört tane hırsız, bir tane yan kesici tanık olarak yargı makamının tanıklarını getirdiğinde onlardan da bağlantı kurulamıyor. Mesela Dimitrov'la bu adamın bir kafede toplandığına dair bir kadının tanıklığı çıkıyor. Daha o da sonra, Dimitrov'un olmadığı. Ki biz biliyoruz bütün antidemokratik yargılarda bu tip yalancı tanıklıklar, sahte tanıklıklar hep olur. Fakat yine orada kurguyu yapan polis iyi kuramamış. Çünkü kadının söylediği tarihte Dimitrov'un Berlin'de olmadığına dair bir dizi kanıt çıkıyor diye. Hatta buna rağmen olsun sen Berlin'de değilsin ama sen yine de suçlusun diye şey yapacaklar. Evet. Şimdi dolayısıyla bu gelip bir karakol misafirhanesinde de kalmış. Evet, yani devlet devlete ait bir karakol misafirhanesinde de kalmış. Dolayısıyla Van der Lubbe'ye dair bir şey üretilemiyor. Fakat şöyle bir ek bilgiyle bunu tamamlayalım. Daha sonra kardeşi yeniden yargıya başvurarak diyor ki benim kardeşimin üstünde hala damga var. Bu damganın kaldırılmasını istiyorum. Bunun üzerine Alman Yüksek Mahkemesi'ne başvuruyor. Alman Yüksek Mahkemesi iki tür kanıt karar veriyor. Bir diyor Naziler döneminde yapılan tüm yargıçlar zaten komploydular diyor. Dolayısıyla hükümsüzdür. İkincisi diyor kardeşinizle ilgili yapılan iddialar da özel olarak geçersizdir. Bunun üzerine Hollanda'da Lubbe'nin bir heykeli dikiliyor. İki pek çok sokağa ismi veriliyor. Ve onuru iade ediliyor. Ama bu 1980'lerde çok ama sorun. Sonuçta yani doğrudan devletin yargısı ve devletin Nürnberg kayıtları da dahil olmak üzere var olan bir şeyin arkasından zaten veriliyor. Zaten çoğu evrakı o adamın ifadelerinin vesairelerinin şeyi yok yani onların dosyası yok şeyde. Süre bitti mi? Evet. Yani Leipzig'e geçmeden son cümleleri söyleyelim. Hani seçimde %43.9 oy alıyorlar o bu komplonun üstüne. Evet. Ve ilginç bir şekilde o gün Goebbels defterine propaganda bakanı şöyle bir not düşüyor. Sayıların ne önemi var? Devlette efendiler artık biziz diyor. 1 Nisan'da Naziler Yahudilere karşı iş yerlerine boykot örgütlüyorlar. Arkasından Yahudilerin memur olmasını engelleyen yasa çıkıyor. Temmuz 1933'te Nazi Partisi dışındaki partiler feshediliyor ve 2 Ağustos 34'te Hindenburg ölünce de
19 Ağustos 1934'te Hitler tek başına Führer oluyor. Şimdi yargılamalar... Yargılamalar. Hayır, tamam yani ikinci bölümde de devam edelim demek istiyorum. Konuşalım. Tabii ki, tabii çünkü ki. Çünkü çok önemli Nazi parti deneyi dünya siyasal tarihi açısından gerçekten çok önemli. Değerli Artı televizyonu izleyicileri, Türkiye'de 6-8 Ekim davasına atfen, yani 6 yıl önce yapılmış olan bir sürecin, yaşanmış olan bir sürecin pek çok mahkemede de üstelik bambaşka sonuçlar, tersi aleyhte sonuçlar çıkması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinde kesinlikle ne Selahattin Demirtaş'ın ne HDP'nin burada cezai bir sorumlulukla ilişkilendirilemeyeceği kararın arkasından açılan davaya ilişkin HDP'nin eş genel başkanı Mithat Sancar'ın bu davaya yaptığı atıftan dolayı bu dava ve bu davanın ya eşlik eden siyasal süreci irdeliyoruz. Ki önemli bir siyasal tarih dönemeci. Saat başında görüşmek dileğiyle.